Günlerden bir gün üç ateist Mevlana'ya gitmişler. Ona eğer müsaitsen sana üç sual sormak istiyoruz demişler. Mevlana ben müsait değilim Şems'e gidin demiş. Ateistler Şems'e gitmişler ve Şems de o sıra bir kerpiç ile oyalanmaktaymış. Ateistler müsaitsen sana üç soru sormak isteriz demişler. Şems müsaitim birinci soruyu sor bakalım demiş. Ateistler aralarında bir sözcü seçmişler. Allah var diyorsunuz ama Allah'ı göremiyoruz. Allah'ı gösterin de biz de inanalım. Biz görmediğimiz şeye inanmayız demişler. Şems diğer suali sor bakalım demiş. Ateist diyorsunuz şeytan ateşten yaratıldı. Ama daha sonra da diyorsunuz ki şeytan ateşle cezalandırılacak. Bu saçma değil mi? Ateşe ateş azap eder mi sizce? Şems son soruyu sor bakalım demiş. Ne diye insanlara hep baskı kurarsınız? Nedir bu şeriat? Bırakın insanlar ne yapmak istiyorsalar onu yapsınlar. O zaman insanlar daha mutlu olur. Bütün bu sorularımıza cevap ver ki Allah'a iman edelim demiş ateistler. Ateist daha cümlesini bitirmeden Şems yerdeki kerpici alıp ateistin kafasına atmış. Ateistin kafasına hiçbir şey olmamış. Dışarıdan darbe yediği belli olmuyor. Sadece acı ile inliyormuş. Ateist kadıya gidip davacı olmuş. Kadı Şems'ten hesap sormak için onu huzuruna getirtmiş. Kadı söyle bakalım niye bu adamın başına kerpiç attın? Adam şimdi senden hakkını istiyor. Ateist diye niye ona kötü davranıyorsun? Bizim dinimizde hoşgörü var. Çabuk hesap ver. Şems ben hiçbir şekilde bu adama şiddet kullanmadım. Bana üç soru sordu. Ben de bu adamın dilden anlamayacağını anladım. Onun yaşayarak öğrenmesini istediğimden üç sorunun üçünü de tek cevap verdim. Nasıl yani? Bu adam bana dedi ki Allah'ı bana göster inanayım. Ben bu adamın yalan söylediğine inanıyorum. Bu adamın başı falan ağrımıyor. Başının ağrısını göstersin de inanayım. Ateist ama acıyor ben hissediyorum. Şems ben de Allah'ın varlığını hissediyorum demiş. Ateist çaresizce susmuş söyleyecek bir laf bulamamış. Şems daha sonra bana dedi şeytan ateşten yaratıldı. Ateş ateşi azap eder mi hiç? Ben de bu adama cevap olarak kerpiç attım. Kerpiç de topraktan, insan da topraktan. Nasıl kerpiç insana acı veriyorsa ateş de şeytana öyle acı verecek. Ateist ama şey diyerek susmuş. Şems devam etmiş. Daha sonra bana bırakın insanlar ne yapmak istiyorsa yapsınlar. Ne diye onları engelliyorsunuz dedi. Ben de o an bu adama çok sinirlendim ve kafasına kerpiç atmak istedim. Söyleyin bana, her insan yapmak istediğini yaparsa dünyada düzen kalır mı? Üç ateistin de o anda kalplerinde bir şeyler açılmaya başlamış ve Allah'a iman etmişler. Kadı Şems'i cezalandıracakmış fakat eski ateistler yani yeni müminler davalarından vazgeçmiş.